Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Ben iyiyim şükür iyi olmaya çalışıyoruz iyi diyelim iyi olsun Hep bu yönden bakmaya çalışalım Ben görüşmediğimiz zaman zarfında kitabı okudum Şu şekilde göstereyim Kalem yazamadı aşkı Mevlana'dan seçmeler adlı eseri okudum Güzel gayet güzel Zaten aşkı Mevlana biliyorsunuz ki Mevlana hazretleri çok güzel anlatıyor Mevlana'nın hayatını da okumanızı tavsiye ediyorum Bu eser de çok güzel Çok yalın anlatılmış e, oku, okurken sıkılmayacaksınızdır umarım ben sıkılmadım çünkü ben bu şekilde notumu çıkardım şöyle göstereyim sizlere beyaz bir sayfaya yazdım e, ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ve kendim kendimde e, aşk konusunda bir şeyler e, yazdım evet ama tabi ne kadar yazdım diyebilirsek buna çünkü ben bu konu hakkında gerçekten daha önceden de bir şeyler yazmak iste, e, istemişimdir yani hep bu konu hakkında bir şeyler yazmak istemişimdir ama gerçekten kalemim bir adım daha öteye gidemedi. Niye bilmiyorum. Sadece bu konuda böyle oluyor. Gerçekten farklı bir tınısı var. Farklı bir melodisi var. Bunu bu kitabı okuduğunuzda Hazreti Mevlana Hazretlerinin hayatını okuduğunuzda da anlayacaksınız benim ne demek istediğimi. Ben kitaptan alıntılar bölümüne beğendiğim cümleleri yazdım arkadaşlar. Sizlere de izin verirseniz okumak istiyorum. Melikov'un bir sözü var. Onun eserlerini dünya milletleri kendi dillerine çevirip okusalar dünyada kötülük, harp, kin, nefret diye bir şey kalmaz. Hangi anlayışta olursa olsun her insanı Mevlana'da kendinden bir şeyler bulabilir. Evet, her insan hangi anlayışta olursa olsun ben kitabını okuduğumda gerçekten e, yani e, cenaze törenini okuduğumda e, ona şey bu arus diyorlar yani sevgiliye kavuşma yani bir düğün gibi arus Farsça'da düğün bunu öğrendim bu arada e, Farsça kelimenin yani arusun düğün olduğunu e, evet e, sevgiliye kavuşma diyor yani o kadar güzel bir düğün günü gibi anlatıyor ki o gün e, cenazesinin kalkacağı gün e, Konya'da e, Hristiyan Yahudi yani Türk Müslüman kim varsa yani Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Yahudilerden herkes ama herkes o kadar çok e, hani gitmek istiyor ve gidiyor bir şeyler okuyorlar e, o kadar çok izdiham oluyor ki. Yani onu ne kadar büyük bir insan oldu, ne kadar gönül insanı oldu, herkesi kucakladığını zaten buradan anlaşılıyor. Ve Konya valisini arıyorlar. Diyorlar ki yani Hristiyanlar ve Yahudiler gelmesinler. Biz onları istemiyoruz. Biz Müslüman hani biz Müslüman olarak gidip kendimiz hani cenazesini götürmek istiyoruz diyorlar. Ve e, Konya valisi şöyle söylüyor. Hani hayır ellemeyin. Ee, onlar da gelsin. Onlar da ibadetlerini yapsınlar. Hani çünkü Mevlana gönül insanı. Herkesi ama herkesi kucaklayan bir insan. Ee, o yüzden her anlayışta yani hangi anlayışta olursak olalım e, her insanın ondan bir şeyler bulabileceğine e, eminim. E, bu şekilde güzel bir cümlesini paylaşmak istedim. Yine başka bir e, cümlesini paylaşıyorum. E, kalem yazamadı aşkı. Zaten kitabın adı da bu. Hiçbir hastalık gönül derdi gibi değildir. Aşk derdi kalbin inleyişinden anlaşılır. Aşığın derdi her dertten ayrıdır. Aşk için söylediğim güzel sözlerden aşka düşünce utanırım. Aşkı anlatan söze ne kadar parlak olursa olsun, hisse kalan söylenmemiş aşk daha parlaktır. Aşıklık nedir diye sorana benim gibi olursan anlarsından daha güzel bir cevap yoktur. Kalem her şeyi güzel güzel anlatırken söz aşka gelince tökezleyerek dayanamayıp kırıldı. Kalem yazamadı aşkı. Evet bu kitabın zaten ana hattı bu. Kalem yazamadı aşkı. Çok güzel bir paragraf. Ben de az önce söylemiştim hani daha önce aşk üzerine yazdım. Yazılardan bahsetmiştim. Gerçekten hani aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yazamıyorum. bunu gerçekten hani benim gibi olursan anlarsın diyor ya gerçekten yaşamak lazım diyorum. Evet yine başka bir sayfada çalışma üzerine yazıları var. İnsanın kanadı gayretidir. Bugünün işini yarına bırakma da ne hasret çek ne de keşke demeye koyul diyor. Çok doğru. Çalışmamız lazım. Emek vermemiz lazım. Bir şeylere başarabilmemiz için okumamız lazım diyorum. Yine başka bir sayfada dünyada ve insanlık içinde ne varsa hepsi yücelikler aleminden gelmiştir. Uyanık ol. Gözünü yükseklere çevir. Yükseğe bakış, göze nur ve kuvvettir diyor. Evet biz her zaman hani yükseklerden uçma diye söylerler etrafımızdakiler ama bakın ne kadar güzel bir yerden ne kadar güzel bir şekilde değinilmiş. Hepsi yücelikler aleminden geliyor. Bize yüce yaratıcının vermiş olduğu nimetleri düşünün arkadaşlar. Uyanık ol, gözünü yükseğe çevir. Çünkü yükseğe baş, bakış, göze nur ve kuvvettir diyor. Evet yani e, gözümüz yükseklerde olsun, iyi şeyler isteyelim, iyi şeyler yapmaya çalışalım. Yine başka bir sayfada çok beğendiğim bir paragraf dikkatimi çektim. Bir kimsenin ayağına diken bassa o ayağını dizinin üstüne kor. İğnenin ucuyla dikenin başını arar. Bulamazsa dikenin battığı yere parmağına tükürük alarak sürer. Ayağına batan diken bu kadar güç bulunursa gönüldeki diken nasıl bulunur? Cevap verin demiş. Yani verecek cevabım gerçekten ama gerçekten yok. Düşünüyoruz. Hani kalbimizi iyi tutmamız lazım iyi şeyler düşünmemiz lazım hasetlik olmaması lazım diyor ki ayaktaki dikeni bu kadar zor buluyorsak biz bu gönüldeki dikeni nasıl aramalıyız nasıl bulmalıyız gönlümüzü iyiliklerle doldurmamız lazım her insana kucak açmamız lazım onlardan e, emin olun ki öğreneceğimiz bir şeyler vardır yani bir tane bir bilgi bile olsa Bizim bunlara kalbimizi, gönlümüzü açmamız lazım. Diyor arkadaşlar. Şöyle sayfayı çeviriyorum. Kendim de aşk konusunda bir şeyler karalamaya çalıştım. Güzel bir sözüyle başlayacağım. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet şimdi yeni şeyler söylememiz lazım. Bir de Leyla'ya gören bir halife var. Bu da yine kitapta bir paragraftı. Bu da çok güzel. Bunu da okumak istiyorum. Halife Leyla'ya dedi ki sen o musun ki? Mecnun senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti. Sen başka güzellerden güzel değilsin. Leyla, sus. Çünkü sen Mecnun değilsin diye cevap verdi. Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir. Evet böyle bir paragraf vardı. Sus diyor. Sen Mecnun değilsin. Sen onun gözüyle beni görmüyorsun. Gerçekten ben de kitabın birinde okumuştum. Yani daha öncelerden okuduğum bir kitapta Leyla'nın güzel olmadığından bahsediyordu. Ama yani kime göre güzel değil? Mecnun'a göre dünyadaki en güzel kız belki de. O da diyor ki zaten onu bildiği için. E, sus diyor, sen Mecnun değilsin diyor. Yani buna cevap veremezsin diyor. Gerçekten de bu şekilde arkadaşlar. Yani ben çok etkilendim. Eminim ki kitap okuduğunuzda siz de etkileneceksinizdir. E, tavsiye ettiğim kitaplar arasında bu da. E, okursanız beni mutlu edersiniz. Benim yazdığım bir paragraf var. Onu da okumak istiyorum. Kalemi elime aldım ama aşk için bir şeyler yazabilecek miyim bilmiyorum. Bu üç harf bizdeki milyon tane duyguyu barındırıyor. Evet ne kadar tuhaf. Bu anlattıklarım bizim hayatımız aslında. Bu melodi başka. Bir müziğin notaları gibi. Her nota bize bir şeyler anlatıyor. Ey insan aç kulaklarını gelene yol ver. Dinle anlatacaklarını. Belki yararınadır. Duy, işit. Çok şeyler yazmak istedim ama aşk konusunda her defasında kalemim elimde kaldı. Bir adım dahi öteye gidemedim. Evet aşkla oturup aşkla kalkmak lazım. Gücendirmemek gerek aşkı. Seher vakti ayakta olan aşıkları düşün. Aşk sarhoşluğuyla yanıp kül olmakta. Evet arkadaşlar benim yazımdan bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, kitabı okursanız dediğim gibi mutlu olurum. Ee, ne diyelim aşk diyelim aşk olsun. Hepinize e, hayırlı günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. E, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, kitapla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.